Adaletin iş yüzünde bir soru bir cevapta çalışma ekonomisi doktoru Murat Özveri ile sorularınızı cevaplamaya devam ediyoruz. Hocam şöyle bir soru gelmiş. İşçinin işinin gelirinin ve sağlığının korunması için neler yapılmalıdır? Mevcut düzenlemeler yetersiz midir? Son cümleden, sorudaki son cümleden başlayayım. Mevcut düzenlemeler kuşkusuz yeterli değildir. İşçinin işinin ve sağlığının korunabilmesi için sosyal güvenliğin hızla devreye sokulması gerekir. Bizim sosyal güvenlik sistemimizde Uluslararası Çalışma Örgütü'nün temel sosyal riskler arasında sayıp giderilmesi ve kurumsal olarak yer verilmesini istediği aile sigortasının olmaması bu koronavirüsle birlikte büyük bir açık olduğunu bir kez daha göstermiştir. Aile sigortası olmadığı için kayıt dışı çalışmalar dahil bir biçimde sosyal güvenlik şemsiyesinin dışında kalmış olan binlerce işçi, kayıt dışı dediğinizde %30'luk bir istihdamın %30'luğuna ulaşan bir kitle geliyor aklınıza. Dolayısıyla tamamı kaderlerine terk edilmiş durumda olmaktadır. Öncelikle aile sigortasını bir kez daha düşünmek gerekir. Bunu vurgulamamız lazımdır bir eksiklik olarak. İkincisi, hızla hemen daha doğrusu koronavirüsle mücadele için zorunlu olan işlerin dışındaki tüm işlerdeki çalışma kesinlikle durdurulmalıdır. Dün Onur Bakır arkadaşımız Avrupa'dan bunun örneklerini verdi. İsviçre'de ve Almanya'da bunun örnekleri de var. Hızla bunlar durdurulmalı. Bu durdurma nedeniyle işçinin uğradığı gelir kayıpları biraz önce söylediğim gibi bir kısmı aile sigortası üzerinden, bir kısmı işsizlik sigortası üzerinden giderilmeli. Gereksinim duyulan alınmayan prim de hep söylüyoruz. Ulusal gelirin %60'ını elde eden nüfusun %20'lik kesiminden ya da daha değişik ölçülerle belli bir üst gelir grubundan servet vergisi alarak finanse edilmesi gerekir.